Ben hiç kıskanıldığımı bilmiyorum. Hiç kıskanılmadım. Gece saat 2'de de eve gelsem eşim hiç nereden geliyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun hiç demezdi. Aa, merak etmiyor muydu? Hiç ya bak, öyle de iyi değil ya, bu normal değil. Gerçekten. Ne çok fazlası ne çok aşağısı bence. Yani. Ortası çok, çok güzel. Çok böyle hep özgür, rahat, hür. Yani eşim var mı yok mu? Hani boşandım ya, boşandığımda bile... Adamın yokluğu fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Çünkü aynı. Evliyken nasılsam... Acaba başka birini mi kıskanıyordu? Yani sarsılmadım. Hani bir koca baskısı görmedim. Nereye gittin demedi, ne ettin demedi. Her şeye tek gittim. Akraba düğünü olsun, bir şey olsun. Hep yalnızdım. Hiçbir zaman benimle olmadı. Yani bunlar, bu kıskançlıklar çok çok ufak kalıyor. İlerideki yaşamışlık olduğumuza rağmen. Peki hiç anlamadın mı sen nişanlılık sürecinde? Ben nişanlılık yaşamadım. Yani sen nişanlı kalmadın mı? Tamam. Tanımadan evlenirsen haydi kimin ne olduğu belli olmayan iki tane yabancı evin içinde artık nasıl bir iletişim kurdun? Çiğdem abla, acaba hayatında başka birisi mi vardı eşinin? Yani, yok hayır, biz 19 yaşında evlendim ben onunla. Hmm. Görücü usulü evlendim. Evet. Hayatın yani ilk andan beri öyleydi. Yani evlendiğimden itibaren kıskanmayan yani bir insan. Kişiliği demek ki öyleydi. Çok güveniyorum diyordu. Sana karşı güvenin çok olduğunu söylüyordu. Ben de ona diyordum ki ne kadar güvenirsen güven, ben bir kadının kıskanılmak istiyorum. Yani hani beni eşim arasın sorsun, çok zor bir şey gerçekten yaşayan için. Hani aranmamak, sormamak, işe giderdim. Gece 12-1 olsun. Mesela işten çıkar anneme giderim. En küçük şunu anlatayım. Ben Sinop'a tatile gidiyorum. Eşim evde, ben Sinop'a gidiyorum. Gittim, 3 gün geçti aradan. 3 gün sonra beni aradı. Ne haber, ne yapıyorsun dedi. 3 gün sonra. 3 gün sonra yemin ediyorum. Aşırı bunu samimi özgüvenli anlatıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu da güvenmek çok iyiydi. Mi, umursamamak mı kardeşim? Yani onu çözemedik. Ben de ne yapıyorsun dedi, iyiyim dedi. Köye varabildin mi dedi. Yok, Karabük'e doğru yürüyorum daha dedim. 3. gün sen köye nasıl var mı, beni arıyorsun i̇şte daha. İşte hani bunun güvenmekle ne ilgisi var? İnsan karısını merak etmez evet, mi yani? Evet, etmiyordu. Ama bu kıskançlığı ben oğlumda gördüm. Yani oğlum bana çok kıskanç, benim büyük oğlum. Çok düşkün. Onda yaşadım. Yani kocamda yaşayamadığımı oğlumda fazlasıyla yaşadım. Hayat bu olan başka olan annesini kıskanır da. Yani hiç yaşayamamaktan iyidir eş yine. Eş nasıl bu kadar hiç hani yani 3 gün sonra şimdi anlarım sana güveniyordu hani nasıl evet, neredesin İşte bunlar demiyor. Zaten insanın bitirme noktası oluyor. 3 gün sonra bir kadına bir erkek koca yani merak eder ararsın. Soğutuyor mu insanı hiç soğutuyor, merak edilmemek? Soğutuyor. Yani artık umursamıyorsun, tek oluyorsun. Bazı şeyleri de çocukların için kalıyor yani idare ediyorsun bir süre sonra da. Artık her şey, şey gibi mi oluyor yani? Hı. Nasıl beni umursamıyor, sevmiyor ha. Gibi. Ya tabii ki seven insan kıskanır. Suç yok neden artık. Bu, yani sizinle ne alakası? Neden sana bakıyor diye. Aa. Evet. Siz ne diyordunuz? Hiçbir şey. Nasıl ya hiç? Olay büyümesin diye kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Siz kaç yaşınızda evlendiniz? 18. Of işte sonuç bu. Peki Zeynep Hanım bir şey söyleyeceğim. Bu kıskançlığı eşinizin hoşunuza gidiyor muydu? İlk zamanlar ben onun beni çok sevdiğinden yaptığını zannediyordum. Doğru sanmış. Aslında bunun evet. Bir doğru olduğunu düşündüm muhtemelen. Çok küçük. Bu arada ben de 20 yaşında evlendim ama biraz da karakterle alakalı muhtemelen. Hani böyle şu an sert durursunuz ama. Sene de var ya. Sene de var. Şimdi 20 yıl öncesiyle 10 yıl öncesi çok farklı. Ya yine de karakterle de biraz alakalı olduğunu düşünüyorum ama hani siz nerede bu çıta nerede kırıldı? Yani siz aslında bunun doğru olmadığını nerede hissettiniz? Ben bunu çok merak ettim açıkçası. Hani o seviyor. Hani sonra. Seviyor dediniz ve bunu doğru kabul ettiniz ama hani nerede? Hani Zeynep çıta nerede kırıldı? Kırıldı? Çıta eşimi başka bir kadına gördüğüm gibi kırıldı. Aa! Büşra, senin kocan kıskanç mıdır? Benim kocam yerine göre. Her yerine zaman göre. Değil tabii. Ben güven meselesinin kadınla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kadına güveniyor ya da güvenmiyor, onun için izin veriyor veya vermiyor değil. Bence erkeğin kendine olan güveniyle alakalı. Benim kocam da kendine güveniyor. Beni de peki yerine yeri göre nasıl oluyor hani yerine göre kıskanma? Yani mesela çok kalabalık ortamlarda, işte konser ortamında diyelim, çok böyle gençlerin olduğu ortamlarda eşim benim hiç konserden keyif almıyor. Sadece beni koruyor. Ama normalde de mesela ben buraya tek başıma geldim. Burada da izin veriyor, gelmemi istedi yani, destek oldu bana. Duruma göre değişiyor. Ben evet, öyle olması bilmiyorum bu şekilde zaten. Bizimki. Vallahi bana göre ben genel olarak konuşurum, bir de mantığımla konuşurum. Şimdi bir insan eğer eşine yani gerçekten çok rahatsa değer vermediğini düşünürüm. Çünkü o kadar aşırı özgüvenli olmamalı. Mihriban'ın da olayına gelirsek onun da aşırı kıskançlıktan, kendine olan güvensizliğinden kaynaklanma bir durumu. İnsan önce bir aynaya bakar, bir kendine güvenir, sonra karşısındakine güvenmeyi bilir. Benim bildiğim budur. Ama benim hiç öyle bir derdim yok çok şükür.
Vallahi kafam rahat. Akşam yatıyorum kız gibi, sabah kalkıyorum buz gibi. Buz gibi. Bunu çığırından çıkartan ne? İşte gece yatarken telefon açık kalıyor. Taksiye binince görüntülü aramak zorundayım. Evet, evet. Kıyafetlerime karışıyor. Mesela ben bir ara işe başladım. Son zamanlarımızda nişanlıyken işe başlamıştım. Yani artık böyle hani benim kendi iş yerim vardı daha öncesinden, böyle organizasyon üzerine gibi. Kapatmamı istedi. Kapattım nişanlandıktan sonra. İşe başladığımda, yani iş yerindeyim, fabrika gibi bir ortam. Şey diyordu yani, telefon açık kalsın. Telefon açık kalsın, sen çalış. Evet yani. Hepsi birikti. Ve böyle saygısızlık boyutuna da gelince ben de bitti yani. Burada sevgi olmaz bende. Hani en sonunda şey dedi, hani böyle hakaretlerim için evlilik danışmanına gidelim vesaire olalım. Ama bir kere kalbim kırılmıştı ve zamanla böyle şey olmuştu zaten. Sen herhalde kıskanıldığın için, ay beni çok seviyor, hani ben onun için bulunmazım. Sen onu o kadar iyi algılamışsın ki onun o kıskançlığının sana ileride neler doğurabileceğini görmemişsin. Ben onu ilk zamanlar dediğim gibi onun beni çok yani kıskanmasını çok sevmesi olarak algılıyordum. İşte dışarı çıkarmamasını, işte perdeyi açtırmamasını, gözlük taktırmamasını. Yani şimdi şöyle bir şey var. Siz biraz daha böyle mülayim bir tipsiniz. Ben 18 yaşında da olsam asla ben bastırılacak bir karakter değilim. Ona ilk günden beri bu tavizi vermezdim. Yani siz buna zaten biraz müsaade etmişsiniz açıkçası. Değil. Ben sadece onu çok sevdiğim içindi. Ben kendim çok baskın bir karakterim. Ne yapmak istediğimi çok iyi bilen biriyim. Ne yapmak istemediğini de kesinlikle bilen biriyim. Ama öyle bir şey oluyor ki onun sana perdeyi açma, İşte Zeynep güneş gözlüğü takma, nereye baktığını görmüyorum demesini sevgi olarak, sahiplenme olarak görüyorsun. Yani sen o evin içinde perdeyi açmadan mutlu muydun? Evet, mutluydum. O zamanlar çok mutluydum. Ta ki işler değişene kadar. Peki bir şey sorabilir miyim? Şu an eşinizle birlikte misiniz? Hayır değil. En azından sizin adınıza sevindim. Kolay gelsin. Vakit azaldı. Bravo, hadi Çiğdem yetiştireceksin. Hadi bravo sizlere. Onu çok fena hanımlar. Sizleri bir mutfakla bağınızı kopartayım. Şöyle bir dönsün koltuklarımız. Tamam, biraz sonra görüşürüz. Çiğdem Hanım, senin tabağını o kadar çok kolay bulacaklar ki inan ki en olmamış tabak senin oldu diyecekler. Yo, bence gayet iyi gidiyor. Gayet de güzel. Çok da çıtır çıtır oldular. Ama ha, başta öyle görünmüyordun. Sizin tabaklarla karıştırırlarsa belki. Canım, gözlerinde bozukluk var mı acaba senin? Bir bakar mısın şekillerine istersen? Filiz Hanımcığım, ben başta yapamıyormuş gibi göründüm. Sonradan alın görün nasıl? İlk önce kendini göstermedim, sonradan gösterdim diyenlerden. Evet, evet, evet. Benim düşüncem hiç değişmiyor sana karşı. Aynı. Öyle bakıyorum da herkes benden tecrübeli görünüyor. Öyle söylüyorsunuz. Ama sonuçta göreceğiz. Evet, hepimiz senden tecrübeliyiz. Yani ben bu hıza hem bakılırsın. Hem şekline de önem gösteririm hem de tadına. Önce lezzet. Ya Zeynep Hanım, ben gerçekten bu konuda sizi suçlu buluyorum. Çünkü baştan beri çok taviz vermişsiniz. Yani o kadar mülayim duruyorsunuz ki. Bana 18 yaşımda da olsam bana bunu yaptıramaz. Yani kesinlikle ben buna müsaade etmem. Herkes kendi karşısındaki nasıl durursa ona göre davranır. Yani siz hep böyle bir mülayim, aman kırılmasın. Fatma, çok özür. Evlenmediniz değil mi siz? Evlenmediniz. Neden bu kadar kolay geliyor size her şey? Evlenmedim çünkü evlenmem düzgün adam evlenmediğiniz için bilmiyorsunuz işte bazı mecburiyetleri. Ben 40 yaşıma kadar niye evlenmedim biliyor musun? Kendim gibi bir kadını karşı tarafa ödüllendirmek istemedim. Benim evleneceğim kişi kesinlikle Mahsun Kırmızıgül gibi olacak. Ben ona saygı duyacağım. Ağırlığı olacak. Ya ben bu toplumda evlenme baskısını anlamıyorum. Gelen giden oradan vurmaya çalışıyor. Bu arada ben zaten nişan attım. Onun ne olduğunu gördüğüm için kısa yoldan döndüm yani. Fatma'yla hiç haberimiz yok. Çünkü unuttum. 20 yaşındaydım. Çok oldu. Sen 20 yaşında nişanlandın. Ben 20 yaşında nişanlandım. Çok şaşırdım şu anda. Siz neden peki o zaman nişan attınız? Valla ben bir ay sürdü. Ben onu zaten gördüm. Baktım ki hala eski kız arkadaşında aklı. Zaten ailesi onun kız arkadaşını istemediği için beni koymuşlar ki ayıralım diye.
ben onu anladığım için onun ne olduğunu gördüm, geri çekildim. Bir çok de ben öngörülü zaten bir kadınımdır. Bir şey söyleyeceğim, görücü usulü müydü? Hani beni koydular dedin ya. Hayır, görücü usulü değil, tanıştırıldım ama fırsat verilmedi. Hemen bir anda yüzük takılsın istendi. 15 gün içinde tanıştım, yüzük takıldı. Seni beğendiler, uygun gördüler. Senin... Ya bir projeye oturttular desek sen daha iyi olur. Sen nasıl kabul ettin? Yani seni gibi bir karakterdeki kabul ettim. Benim sağ olsun ablamla eniştemin yapmış olduğu bir plandı. Ya 20 yaşındaki bir çocuğun aklı olamaz. Bu arada gerçekten küçük yaşta evlenilmez. Bir dakika ya, ben doğru mu anladım? Şimdi resmen karşı taraftaki kadından ayırmak için seni bayağı kullandılar. Aynen ve öyle. Bunu senin enişten ve ablam yaptı. Ablan yapıyor. Aynen. Ciddi misin? Aynen öyle oldu. Şaka gibi yani, gerçekten. Yani ben o konuda ablama korkunç kırgınımdır. Yani sonuçta kocasının sözünü dinlemeyebilirdi. Yani sen benden yaşça büyüksün. Ben şimdi 20 yaşında kardeşime evleniyorum dese derim ki dur. Sen önce bir yaşın, kariyerin otur. Yani böyle bir şeye müsaade etmem. Ablamın amacı da işte gözü açılmadan hemen evlendirelim, başını bağlayalım. Sen adamın geçmişini biliyorsun. 4 yıllık ilişkisini biliyorsun. Tecrübelisin. Niye sesin çıkmadı? Ben bu konuda son derece kırgınım. O konudan dolayı aramız zaten serin, pek görüşmüyorum. Şimdi Fatma Hanım, şeye geldiniz, söylediniz. Bana dediniz ya 20 yaşında insanların karakteri oturur, baskın olur falan diye. Neden sizi şekillendirmelerine izin verdiniz? Şöyle bir şey, ben çocuğun geçmişini bilmiyordum ki. Açıkçası ben çocuğu beğendim. Nereden bilebilirdim i̇şte onun tamam, esengisi yani olduğunu? Geçmişle hiç alakası olmuyor bu durumların. Birini beğeniyoruz, hayatımızda devam etmeye çalışıyoruz. Ama gün geçtikçe bakıyorsun ki karşındaki adam o adam değil. Ama Zeynep siz Hanım, siz işin erken tarafından, dönen tarafındansınız. Ama benim çocuklarım vardı. Ama o Zeynep çocukları Hanım doğurmayabilirdin. Abla 48 tane ne oldu mu? He? 48 tane. Hiç bilmiyorum, saymadım ki. Ben de saymadım. Mutfağı topla, işin bittiyse sen. Ben yardıma... Zor. Piş yavrum hadi. Daha hızlı hadi canım benim. Altını da kapattım, bitti. Aşkım bunları kaldıralım değil mi? Olduğu kadar artık, gerisi... Tamam abla, olduğu şey kalacak kadar çünkü. Yok, gerisi pişmez bunun. Al. Yok, daha yetişmez. Son 10 saniye. 10 saniye. Artık tadım zamanı. Hadi kızlar, toparlanın. Ve süreniz bitti. Bırakın, bırakın, bırakın. Ne var ne yok bırak. Kapat, 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 kapat. Kolay gelsin. Ay, şerbet kokuyor, ne güzel. Fatmacığım, sana çok uzaklardan bir mesaj geldi. Kimden? Çok uzaklardan bir mesaj geldi, bize ulaştı. Nişanlısından ya, bir şok olur mu? Evet. Kimin olduğunu öğrenmek istedim. Olaya farklı istedim. Bir boyut katacak bir VTR'miz var arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Çok ilginç bir VTR. Beraber izleyelim, ben de görmedim daha. Hep beraber izleyelim bakalım. Benim kızım köyden gittiğinde 17 yaşındaydı. 17 yaşındaki çocuğu nasıl evlendirebilirdim? Oradan isteyenlerden de geçilmedi. Annem istemen, ben İstanbul'a gideceğim annem dedi. İyi dedim, iyi kızım dedim. Abisiyle gezmeye gitti. Orada çalıştı kaldı. Karşısına da canını sevdiği, kendisine kafasına göre birisi çıkmayınca evlenemedi, istemedi. Öyle tanışıyor, onun bir başka sevgilisi çıkıyor. Olmuyor, olmayınca olmuyor bir şey. Yani köyde bütün işlerin hakkından gelirdi. O ocak başlarında yemek yapmak, ekmek yapmak, o ne nasıl bir iş buyursan, daşa salsan giderdi böyle. O kadar becerikli, dağlarda gece gezerdi tek başına ya. Böyle bir insandı bu. Oraya gidip de sanki kendini aç kalmış gibi, hiç gerekiyordu yani benim için yani. Gelse benim oho, onun gibi 10 tane kızımı besleyecek halim, vaktim var, her şeyim var. Yani orada işte kendini sanki bir aşağı kalmış gibi oluyor işte.
Çok etkilendim Fatma abla. Ne zamandır görmüyorsun Fatma? Annemi bir senedir görmüyorum. Benim hayatta annem babam dışında değerli hiçbir şeyim yok. Kardeş bir tane de oluyor, iki tane de oluyor. Koca bir tane de oluyor, iki tane de oluyor. Her şeyin bir ikisi var. Ama ben annem babam benim hayattaki en büyük değerlerim. Ne güzel anlatmış. O da yuva kurmak istediymiş. Bir kere sevdi ve olmadı demiş. Demek ki ona kadar gittiğine göre sen bu beyi çok sevmişsin Fatma. Ya bir de küçük yaştasın, inanıyorsun evleneceğine, inanıyorsun, eşya alıyorsun Songül Hanım. Yani düşünebiliyor musun? Yani evinde kullanacağın eşyaya kadar seçiyorsun. Yani her şeye inanıyorsun. Bir anda bütün her şey yani yok oluyor. Neden bir yıldır görmüyorsun? Bu kadar düşkünsün. Annemi bir yıldır göremiyorum. İnan Songül Hanım, ben buraya geldiğimde şeye bile, ön görüşmelere bile çok zor geldim. Çok yoğun çalışıyoruz. Yaz günü ben, biliyorsunuz ki ben güzellik uzmanıyım. Hmm. İnanılmaz. Ya bir gün iznim var. Onda Kastamonu'ya gidip gelmek o kadar zor bir şey ki. Yani normalde annem geliyordu. Bu sene o da gelemedi. Ben bir yıldır annemi görmüyorum. Babamı görmüyorum. Peki bir şey dikkatimi çekti. Hani veteride diyor ki Fatma'yı çok isteyen oldu diyor. Ama ya, o istemedi diyor. Ya şimdi şöyle bir şey. Hatta bizim ne istemedin talihlerini? Bizimkiler de her zaman dalga geçmiştir. Bunun burnu havada gözü yüksekte diye. Şimdi bizim o tarafta genelde evliliklerin nasıl olduğunu söyleyeyim. Komşunun düğününe gidilir. Oradan bir akrabadan biri bulunur. Hep böyle böyle evlenirler. Görürler birbirini. Aynen. Ama ben hiçbir zaman istemedim öyle bir şeyi. Annesi çok güzel anlatmış. Demek ki bak Fatma Hanım'dan elektrik almadık ya, belli yani bir burada başına buyruk takılıyor. Bak orada annesini bile dinlememiş. Bak her şey ortada. Ama hala savunuyorsun. Ama tamam da köyde kalıp olduğu yerde saymaktansa İstanbul'a, büyük şehre gelip kendini geliştirip kendi hayatını kurmuş. Ama 10 tane kızım olur. 10 tane çocuğa daha bakarım. Benim durumum müsait diyor kadın ama. Bak ya bu kadar merhametsiz olma. Bak ağlıyor içeride annesini gördü. Ya merhametli yani. Vicdanı Allah aşkına bana söylemeyin. Ben çok merhametli ve vicdanlı bir insanım ama ağlarken de Fatma Hanım'ın oynadığını düşünüyorum. Sen insanların gözyaşına neden inanmıyorsun? Kendin demek ki yani, sahte gözyaşı döktüğün için. Dik duran insanlar. Kendin gibi biliyorsun herhalde insanları da. Dik duran insanlar ağlayamaz mı? Ağlayamaz. Şimdi bak ikiniz aynı anda konuşuyorsunuz. Hanginize cevap vereceğimi de şaşırdım. Aynen cevap. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Çiğdem Hanım. İnsanların duyguları, merhametleri kendi içinde saklıdır. Ben kendimce bir şeyler yaşamışımdır. Benim merhametimden ve vicdanımdan kimse bu konuda beni vurmasın. Hassas bir konumdur. Artı... Ben Fatma Hanım'ın dünden beri yaptıklarından dolayı ben onu o şekilde düşünüyorum. Bak yaptıklarıyla kıyaslayamazsın bunu. Şu anda orada ağlıyor, annesini gördü. Bu sen ağlıyorlar, inanmıyorsun. Nasıl inanmazsın? Bir insanın gözyaşı ne kadar, nasıl sahte olabilir? Bazı insanlar gerçekten farklı bir ruhla doğarlar. Ben farklı bir ruhla doğmuşum. Aslında için içine sığmamış da kendini... Kesinlikle. Kişiliğini keşfetmek istemişsin belki de. Ben kişiliğimi hala keşfetme peşindeyim. Hı-hı. Hala ve hala kendimi ararım. Benim için ben ne istiyorum, ben neyle mutlu oluyorum, ben hep kendimle ilgilenirim. Ben tamam anladım. Ne istediğimi de istediğim kişi karşıma çıkmadı belki. Aşık olmak istiyor olabilir mi? Hani görücü usulü gibi aşık değil de. Aşık olmak istiyorum. Fatma biraz anlat, dertleşelim. Bu saatten sonra evet sevmek istiyorum. Ama aşık oldum diye mantığımın uymadığı bir insanla evlenemem. Aşk gelip geçen bir şeydir biliyor musun? Sevmek daha önemli, mantık daha önemli. Yani ben bu saatten sonra mantığımın uyduğu kişiyi sevmek, onunla evlenmek istiyorum. Siz eşinizden ayrılalı kaç yıl oldu? 10 sene oldu. 10 senedir ayrıyım ben de eşimden. Ben de tamam. Tek başıma uğraşıyorum. Benim de senin bilmediğin çok şeyler yaşadım. Çok şeyler var hayatta yaşadıklarım. Tamam işte herkesin bunları... Herkesin hayatı bir hikaye zaten. Tabii ki herkesin bir hikayesi vardır evet. İllaki. Ama bunları bilerek de yani sen bana vicdansızsın, merhametsizsin. Hayır ben hani onu... diyemezsin böyle bir cümleyi şey ben kabul etmem sen zaten. Sen gözyaşına inanmadığın için diyorum. Ben Fatma Hanım'ın gözyaşına tamam. İnandım. Sen ne dedin? Altını çiziyorum bak. Fatma Hanım'ın gözyaşlarına inanmadığımı söyledim. Ben eşim vefat ettiğinde ben de çok küçüktüm. Ben de çok mesela hani her şeyin bilincinde değildim. Ben de 3-4 tane çocuk büyüttüm. Tek başıma mücadele verdim. Yani bu, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu gözyaşları döke döke, acıları çeke çeke, ayaklarımın üstünde güçlü bir kadın olarak kalmayı başardım.
Allah rahmet eylesin. Hani bir tarafım ağlasa bile ama bir tarafım böyle dimdik ayakta duruyor benim. Sen 28 yaşındasın. Evet. Ve 4 çocuk annesisin. Şu anda ben şaşırdım da o yüzden. Ne? 4 çocuğu. Evet, 4 tane çocuğum. Bir tane kızım var. Diğer sen üçü oğlan. Sen kaç yaşında evlendin? 18 yaşında evlendim. 19 yaşında anne oldum. Ailemin istemediği, onaylamadığı bir evlilik yaptım. Nasıl oldu? Kaçtınız sonrasında mı? Sonrasında ben ev 5. katta oturuyorduk biz. Oradan hani böyle camdan aşağı bile bakmaya korkan bir insandım. Yükseklik korkum var. Ama ben eşimin yanına tek başıma uçağa binerek gittim. Oraya gittiğimde inanmadı. Onu görüntülü aradım havaalanında. Hani geldim ben artık, gel beni al dedim. Ve öğrenci evine gittim. Orada kaldık. Öğrenci miydi senin evet, koca? Eşim, o kız zaman... kocayı zorla almışsın ya. Bayağı ben kaçırdım gibi bir vallahi şey oldu. Vallahi bir emrivaki ailesi acaba yapmış. Okuyor diye mi istemedi? Evet, onlarınki yapmış. O şekildeydi. Sonra? Benim ailem de aslında biraz hani daha çok erken, yaşın çok erken. Çünkü erken evliliğe biraz babam açıkçası çok karşıydı hani. Tamam, gittin uçakla. Gittim, öğrenci evine gittim. Sonra geldi beni aldı falan. Yani ne yapacağımızı şaşırdık hani. Ne olacak, ne yapacağız? İşin enteresan tarafı annemler falan burada kavga ederken biz orada böyle bayağı tatil yaptık. Sonra evlenme süreci nasıl? Hemen evlenebildiniz mi? Sonra telefonları açtık bir hafta sonra. Babası ses kaydı atmış. Siz telefonları da kapattınız. Tabii ben gittikten hemen sonra telefonlar kapatıldı ama yeğenime söylemiştim. Zaten babasının bir ses kaydı vardı. Senin gibi bir oğlum yok artık benim diye. Ama 2 gün sonra kardeşini aratıyor. Bunlar daha niye gelmiyor? Düğününü yapalım. Öyle böyle çabuk bir döndü ama aynı şey benim babam için geçerli olmadı. Ya babam benim düğünüme gelemedi bu sebepten dolayı. Benim hamileliğim 9. ayında aradı beni. Şey derdi hep bana, Ayşe'm derdi. Niye gelmiyorsun artık beni görmeye? Ya annemler geldi zaten, ben ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum bile düğüne. Sürekli kapı yani karşımda, ben burada oturuyorum. Ve kapıya bakıyorum hani annemler ne zaman gelecek? Yani beni burada bırakamazlar, gelecekler. Kapıya bakıyorum, kafamı şöyle bir çevirdim, annemler bu tarafta oturuyormuş meğerse. Ayağa kalktım gittim, sonrası bende hiçbir şekilde yok. Gözümü gelin odasında açtım zaten. Ondan sonra düğün zaten benim için düğün değildi. Zaten kız tarafından kimse yok düğünde, sadece erkek tarafı. Ailen geliyor, sen böyle bir şey yaşıyorsun ve en önemlisi hayatta en düşkün olduğum insan babam. Çıkardığım en büyük ders, benim de bir kızım var. Bana hep şey diyorlar böyle, eşimin akrabaları falan da bazen. Senin kızın da kaçacak. Aynı acıları o da sana yaşatacak. Yani çok kötü bir psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum. Bana kimi getirirse getirsin artık Muvot'tayım. Bana kimi getirirse getirsin kızım, asla hayır demeyeceğim. Kaçmaktan ziyade hani ya olabilir, bir hata yapılmış olabilir. Yaşım daha çok küçük. Onların bunu idrak etmesi lazım. 12 kız büyütmüşler. Ama o anda anlıyorsun değil mi? Evet. Keşke daha düzgün olsaydı da orada olsaydı. Böyle olmasaydı. Ablam ilk eve geldiğinde, düğünümüz olmadan ablam geldi. Bana sarılıp ağladı ve eşime tokat attı hatta. Seni hiç affetmeyeceğiz demişti. Hayatta her şey var. Aile her şeydir. Ağlıyor ama şimdi Ayşe'de suç yok mu acaba? Tamam da kim böyle olmasını ister ki? Bir kere bir hata yapmış, ailesi onun büyükleri önünü düzeltebilirdi, gelebilirdi. Her zaman evlenmiyor yani. Düğününde olabilirlerdi. Olan olmuş. Bazı yerlerde böyle şeylere katılar. Olmaz öyle bir şey çünkü annesinin babasını saymamış. Yani o şekilde rızalarını almadan evlendiği için, onlar da kırgın olduğu için gelmemiş. Yani burada bence... Ben o şekilde düşünmüyorum. Ayşe hayatında kaç kere evlenebilir ki? Kaç kere gelinlik giyecek bu? O genç haliyle düğün yapacak. Bir hata yapmış. Bence ailesinin 4 ferdi geldiyse kalanlar da gelebilirdi. Gelmeyecekse hiçbiri gelmeseydi. Ama birileri gitmiş yani. Yazık. Tamam da ailesinin rızasını almamış ya. Ben de mesela aynı şey başıma gelse ben de gitmem. Şimdi ben çok konuşmak istiyorum. Hatta şuraya bir sandalye böyle dertleşmek istiyorum ama şöyle 9 dakikanız kaldı. Bunların hepsini konseyde konuşalım. 9 dakika hızlanmanız gerek. Hadi kolay gelsin. Hızlanın. Benim bitti. Hızlanın. Benim bitti. Çok
farkmış. Deminden beri ben sana yağı kızdır. Başla bir taraftan. Yok ya, tamam. Şu an bunlar hepsi bir kızaracak. Sen korkma bundan. Getirdim ben. Benim bu kadayıfım arttı, ne olacak? Hepimiz de artıyor. Çünkü ufalıyor. Ha, yani kuruyor, kuruyor. Kuruyor zaten. Onu bitiremem. Fatma, seni yerim ya. Sana sarılacağım biraz sonra. Çok içimden geldi. Sen var ya sen. Karlar Kraliçesi. Hanımlar, 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 iyisiniz inşallah. İyiyiz, hoş geldiniz. Çok az kaldı süremiz, o yüzden sizin koltuğunu şöyle bir çevireceğim. Mutfakla bağınızı kopartacağım ya, birazcık. Böyle iyiydik ya. Olur. Yok öyle değil. Demelim artık mi? Mutfakla bir bağınızı kopartan sizin. Hemen. Eşeden la. Evimizde yok vallahi. Bu iyiymiş, böyle gidiyoruz. Hemen bağınızı kopartıyoruz. Çok az kaldı süreniz. Ay çok güzel. Heyecanlı. Çok az kaldı arkadaşlar. İnşallah tabaklarınızı bulacaksınız. O kadar sana dedim ki bir taraftan kızart diye. Ama bir atınca hepsi ısrar diye düşündüm ben. Öyle işte, düşünmeyle olmuyor. Ve hanımlar, 3, 2, 1, bırakın her şeyi. Ellerinize sağlık. Bayağı mücadele verdiniz. Güzel kokular geliyor. Bakalım bir hangi fotoğrafı. Eniştemizi görelim ya. Küçüklüğümüzdür ama. Ay, bu küçüklüğümüz, daha nişanlandığımız yıl. 2015. Takılar bayağı nasıl iyiymiş güzel. Hüşra. Nasıl güzel. Bayağı mantığını kullanıyorsun sen. Kullanırım. Ben demek ki şey bu konularda çok zayıfım. Efendim. Gerçekten sarraf gibi. O neydi gerçek? Ciddi mi o ya? Yürüyen kuyumcu. Sarraf gibi. Gerçekten yürüyen kuyumcu kadın. Yok yok, sarraf. Tam bir sarraf. Şimdi eniştemiz seni çok sevdi. Evet. Ama onun sevmesi ve sen mantığını kullanarak mı? Tabii ki de. Yani şimdi ben genellikle mantığımla hareket ederim. Çok belli başlı bazı durumlar hariç ben genelde mantığımı kullanırım. Ne düşündün mantığını mesela kullanarak? Mesela şu şekilde düşündüm. Ben eşim beni çok seviyordu. Evet. Beni çok sevdiği için bunun hiçbir zararının olacağını düşünmedim. Evet. Sevmesinin yanı sıra böyle ciddi, hani diğer arkadaşlarının söylediği gibi kıskançlıkları bana zararı yoktu. Bunlar da hep pozitifti. Kayınvalidem beni çok istedi. Defalarca geldi, gelmek istedi. Siz yeter ki dedi, kızı bize verin. Her şeyi hazır. Her şeyi, evi, arabası, altınları, yeter ki evet deyin dedi. He, durumu da iyi. Durumu çok şükür iyi. Ben onu bilmiyordum. Ay takı. Ya yönetmenim, bir takıları göreyim. Ben hakikaten kızlarla resmi yapıyor falan diye düşündüm. Bir takıları göreyim, ben de bir bakayım. Bakalım bir. Neler takıldı. Ya bizde çok. Ay Filiz Hanım, resmen ağzınızın suyu aktı. Hiç hoş değil. Ama yani o ekranı şekilde görmedin mi? Sen ne kadar duygusuz bir gördüm insansın. Bak ne kadar güzel ya, gençler, ne alakası elbiseler. Görgüsüzlük ya, hiç mi bence o kadar ya. Tamam da için acımıyor mu? Görgüsüzlük o kadar ya. Ne o yani, her yerini takmış takmış. Tamam, yeni gelin olmuş, hiç tabii ki değil takacak. Ben belki, hayır şimdi şöyle bir bana şey. Bana çok ters böyle hayır, şeyler. Belki yöresinin ona takmış olduğu bir şey yöresel olabilir. Belki aşiret gelini olabilir, bilemezsin ki bunu. Ha, aa kız bu ne? Ya bu daha az ya, şey vardı, daha bol olan vardı. Adıyaman'da mı oldu diyor? Evet. Aa kemer var mıydı? Kemer o zaman moda değildi, şimdi olsa yapardık. Şu bilezik moda değil mi, şuradan şuraya olan? Aa buradan buraya. Büşra. Efendim. Senin mantığının neye çalıştığını bu gördüm ben. Bu şey ya. Bir dakika. Benim kendim zannediyordum. Fotoğrafım vardı. Senin mantığının nereye çalıştığını. Bir dakika, oraya bakar mısın? Mihriban, sen de bilirsin Adana. Şu bilezik, şu, bu kolye, bir de kemer orada çok moda. Adana, evet. Adıyaman, Urfa, Diyarbakır. Aşkım. Frenk bağı değil mi? Frenk bir trilyondan bağı fazlaydı ha? Bir şey söyleyeceğim. Mantık mı? Bu kaç sene önceydi? 2016.
2016'da bunları taktılar. Sonradan eklemeler oldu. Ne kadardı o altınlar o zaman? Vallahi fiyatını bilmiyorum. Hayır, şöyle 2-3 tane var biliyor muydu? Bir ev alınırdı. O zaman şu anki para. Zaten şu an bir ev en az 2,5 milyondan başlıyor. Şimdi de yine alınır. Alınır, evet. Alınır. Senin mantanın nereye çalıştığı belli oldu Büşra. Peki niye mantık evliliği yaptı? Nereden anladık? Paradan mı, takıdan mı? Konuş Fatma. O kadar takıya benim de mantığım çalışır. Altınları anlamış bu. Bu bildiğin kuyumcu gibi doldurmuşlar. Yani artık bir de aşk mı arasın, bulmuş altınları. Ama altınlara gelinceye kadar önce şey diyor, malı mülkü vardı zaten, oradan kafa rahatlamış. Yok yok, yani tabii ki de onlar da bir şey, kriter. Kriter. Komple kriter belli sende. Hayır. Senin kriter belli. Yani tabii ki. Kriterim burada şu çıkıyor. Bak, para var, huzur var. Hayır bak, ben mantık evliliği yapıyorum. Lütfen. Herkesi de mantık evliliği yapmaya davet ediyorum. Sizce bu da doğru bir yaklaşım mı? Yani özellikle Ayşe, sana söylüyorum. Sen aşkın için göz alıp bir sürü şey yaptın. Orada arkadaşımız kalkmış şunu söylüyor. Ya tabii ki işte altınları bana taktılar çünkü ben mantık evliliği yaptım. Ben kesinlikle mantık evliliğini doğru bulmuyorum. Ki en yakın arkadaşım da, yani bu konuda onunla çok tartışmıştık. Ben her zaman kararımın arkasındayım. Bence aşk, çünkü para maddiyat bir gün biter. O zaman bak, bitince en basiti, evlilik de bitecek o zaman. Aynen, söylüyorum. Aklını kullanmış, altınları görüyorsunuz. Biraz mantık önce evliliği de böyle yapılır. Mantık evliliği bir yere kadar. Zeynep'ciğim, aşk evliliği mi yaptın, mantık evliliği mi? Ben aşk evliliği yaptım. Tamam. Mihriban, senin nişanlılığın aşk mıydı, mantık mıydı? Yok, aşk da değildi, mantık da değildi. Yani tamam, mesela seviyor muydun? Evet, yok, o yüzden evet. Hiç onunla konuşmak daha iyisi. Göz karanlığı hayatım, etkilenmiş o. Direkt beyefendiyi beğenmiş. Ama seninki şöyle. Şimdi sen çok önceden tanıyorsun, okul bitiyor. Sonra beyefendi seni bekliyor. Sonra bakıyorsun, diyorsun ki durum iyi, anne istiyor. Hiç eksi yok. Eksi durum bir iyi. Şey yok, neden olsun? Aile istiyor, evet. Eşim istiyor. Evet, dört dörtlük bence. Ahlakı dört dörtlük, her şeyi dört dörtlük. Daha niye olmasın yani benim, niye hayır desin? Niye hayır diyeyim, tabii ki de mantığımı kullanacağım. Ama arkadaşlar, bir şey söyleyeyim, o yaşta bunu kullanmam büyük zekilik. Ben neden o şekilde o yaşta onu kullandım? Çünkü önümde farklı örnekler de vardı. Aşk evlilikleri vardı, duygusal ilişkiler vardı. Sonuçlarını gördüm, mantıklı ilişkileri de gördüm. Ben mantık evliliği yaptım ve sonrasında da tabii ki benimki şu an aşk evliliği. Ben kocamı çok seviyorum. Peki kızlar, aşk mı, mantık mı, para mı? İkisi para. De. Aşk. Hepsi. Şu an aşk para. Diyorum ben. Peki hepsi bir arada olursa? Ben. 10 numara. On numara. Evet arkadaşlar, bulunca kaçırmayın. İkisi bir arada olursa güzel. Hepsi bir arada hepsi bulmuş bir değil ara mi? Olsun. Evet, hepsi bir arada olsun. Zeynep. Bulmuş kesinlikle hepsini. Bulmuş. Bak, yalnız başına aşk karın doyurmuyor. Anladın biliyoruz mı? Biliyoruz canım, biliyoruz. Sadece mesela zenginlik varsa, aşk olmazsa da bir tadı olmaz. Yani her şeyin bir arada olması lazım. Onun için geçeceğim oraya. Hepsi bir arada tabii oluyor Büşra abla. Hepsini bir efendim? Arada bulamıyoruz. Aşk karın doyuruyor mu aşk? Doyurmaz. Hayır, doyuruyor doyurmaz. Mu? Hayır, doyurmaz. Ya bak, Fatma diyor ki gittim taksitle yatak odası aldım. Kendim bile yatamadım diyor. Fatma, şimdi çeyizin var mı senin? Evet. Nasıl evet? Ne aldın? Sonuçta bir düzülü evim var zaten. Ya benim evim var zaten. Ben bir de şey yapıyorum. Eşyaya çok değil de daha çok ben dantele önem veriyorum. Çünkü eşyanın modası geçiyor, dantelin modası geçmiyor. Nasıl? Evde dantel mi var? Evet, benim evimde dantellerim var. Ben 12 yaşımda dantel örmeye başladım. Çeyizlerim, tülbentlerim. Ondan sonra sorun bakalım, bundan hangisi iğne oyası biliyor, kaneviçe biliyor, dantel biliyor? Sorun bakalım. Hayır. Ben bilmiyorum. Gerek de duymuyorum. Yok, çok gerekli. Her şeyin hazırı bu, var. Peki hayır, şey söyleyeceğim. Bu bizim kültürümüz. Olmazsa olmaz. Ben dantelsiz ne evliliğin. Çünkü dantel bir eve huzur verir ya, emektir. Kadının emeğini gösterir. Ne? Alakası var ya Fatma, Allah aşkına yaptık da ne oldu, kıymet mi bildi ne emeği? Aynen. Ne emeği, sen ne emeği? Sen yanlış adam seçiyorsun, sen seçme. Fatma mı? Peki. Sen seçemedin ki. Şimdi senin evin her yer dantel mi Fatma? Evet. Yani yatak örtüsü, masa örtüsü, yatak koltuk değil. Üstleri. Yemek masam da dantel, fiskos masam dantel. Seviyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yaşa kadar bir nişanlık geçirdin ama evlilik yapmadın. 10 senede bir çeyiz değiştirdiğin oldu mu? Arada bir değiştiriyorum dantellerimi. Kızlar, ben Fatma'nın evini merak ediyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben de merak ediyorum. Dantel deyince şöyle bir akan sular durdu. Ruhunun arabeskini görelim. Evinde. Hani belli bir yaşta
biraz daha üst yaştakiler kullanır ya. Fatma daha genç. Bakalım nerelere kullanmış. Benim masa örtümü dünyaca ünlü bir sanatçı kullandı. Dünyaca aynı motifi. Ünlü bir sanatçı kullandı. Sana yemin ederim aynı motifi. Bak şimdi göstereceğim. Aynı motifi. Masası. Evet. Aynı motifi. Fatma'nın masa örtüsünü görmek istiyorum. Lütfen. Aynı benim motifimi kullandı. Bak, ne kadar vizyonun geniş olduğunu anlayacaksınız. Evet şimdi. Göreceksin. Ne kadar vizyon. Dantelli vizyon. Hadi bir izleyelim. Şimdi size evimi gezdirmek istiyorum. Burası benim mutfağım. Küçük ama ben gayet kullanışlı bir şekilde bana yetiyor. Burada benim ayakkabılarım. Çünkü ayakkabılık sevmiyorum ben. Öyle bir şey yok. Yer de müsait değil. Bir de ayakkabılarımı görmek benim hoşuma gidiyor. Öyle diziyorum onları. Burası benim banyom. Burası benim yatak odam. Kırmızının enerjisine çok inanıyorum. Bir de bana inanılmaz enerji veriyor. Beni mutlu ediyor. Burası gardırobum. Gayet çok düzenliyimdir. Ben böyle şıkır şıkır şey böyle bir sürü objeli sevmiyorum. Sade bir evim var. Yani bana göre renkli, bana göre sevimli geliyor bana evim. Salonum en sevdiğim yer. Bura benim dinlenme koltuğum. Ben 12 yaşından beri dantel ördüm ve bir sürü çeyizim var. Birazını burada kullanıyorum. İnanılmaz derecede dantel olsun, tülbent oyaları olsun çeyizlerim var. Bu da benim resmim. Kendimi çok sevdiğim için onu oraya koyuyorum. Yani gerçekten çok becerikliyimdir. Bu arada kitap okumayı çok çok severim. Küçük ve şirin evim. Ben çok mutlu yaşıyorum çünkü ben evimi seviyorum. Her dinlenmeyi yer. Çok seviyorum. Çarşı gibi ya. Yalnız başıma dinlenmeyi çok seviyorum. Fatma abla her yer dantel. Bu ne her böyle? Her yer dantel, her yer çarşı pazar gibi. Ne kadar evet. Zevkli olduğumu gördün mü? Çok vizyonunuzu gördüm. Maşallah. Bayıldım vizyonunuza. Ne kadar vizyonunuza. Zevkli olduğumu gördün mü? Of. Bu ev ne kadar karışık. Bu Fatma Hanım'ın yani demek ki buradaki karışıklığı da eve yansımış. Her renk, her cümbüş, her şey mevcut. Bu ne kadar göz yorucu, bu ne kadar demode bir salon olmuş. O danteller eskiden de şimdi dantel mi var ayo? Ben çok şaşırdım. Dantel yapmış olduğunu hiç bilmiyordum yani. Yapabildiğini de bilmiyordum. Ben 3 kere dantellerimi sıfırladım, sattım. Bekliyorum. Ondan sonra bakıyorum evlenemiyorum. Satıyorum. Yeniden örüyorum, yeniden düzüyorum. Yeni enerji. Evet. Yeni enerji. 3 kere ördüm, sattım. Ördüm, sattım. İyi yapmışsın bence. Niye benim burada dantelleri laf edene kadar becerikliliğim konuşulmuyor? Aşkım, bence çok beceriklisin. Ben... Eyvah eyvah, konuştuk daldık. Eyvah eyvah, saate bakın. Çabuk acele, hızlanın hızlanın hızlanın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kız var mı burada da dantel ören? Var. Ya devam benim, mı? Seven biz Sakaryalı olduğumuz Ören için. Ören var da seven yok. Bizde seven var. Danteller ağırdır. Bizim mesela mutfak tüllerimiz bile danteldir. Tamam hala var. Yani mı? Var. Yani hala mesela şu anda edeyim. Benim annemin çeyizime yaptığı var. Kullanıyorum bile. Sizde evet, var mı? Var. Devam. Bizim var. Çocukluğumuz yapılıyor. Böyle geçti. Böyle terlikleri vuruyordu. Çocukken evet. Evet. Masa örtüler, yatak örtüleri, vitrin takımları yaptıra yaptıra. Git sandık dolu hala duruyor. Ama şimdi kullanmıyoruz. Bir mutfakla bağlantınızı keseyim hemen. Hanımlar, son 10 saniye. Hadi fırınlara, fırınlara, fırınlara. Yemekleri çıkartın. Yemekleri çıkartın. Bitti. Bırakın onları. Yemeklerinizi çıkartın. Hadi Zeynep. Şakalım. Hadi Mincibaz. Kaşar kuruyor aşkım. Ben bir de kahvemi severim. 6 kişi var fotoğrafta. Sen bunu bana mı demek istedin? Bence bizim takımdan Çiğdem Hanım'ı bir... Dişli gördüğü için ondan bahsediyor olabilir. Çünkü bir onunla bir rekabeti var. Yaşları da birbirine yakın ya. Sanmıyorum. Bence İrem'den bahsediyor. Çünkü az önce de kıza naylon dedi ya. Kime demek istedi bilmiyorum ama bariz belli bizim takıma söylenen evet, bir laf. Evet yani orada da olan ben yani varım. Bu
Bana söylemiş. Hepimiz oradayız. Yani bir resim çekmişim, bir yazı paylaşmışım. Ne var bunda? Yani ne demek maske? Yani gene karşı rakip olarak ne gördünüz ki orada bana şimdi sence laf söylüyorsunuz? Sence ikinci, üçüncü günde böyle, yani dün galiba paylaştın. Evet. Böyle bir şeyi yazman altına doğru bir şey mi? Daha ne kadar tanıyorsun? Kimi, ne maskesi, ne maskesinden bahsediyorsun? Yani maske neden takalım? Ne maskesi? Açıklar mısın yazdığın yazıyı bize? Yani şimdi benim rakibim olarak kim var burada? Siz varsınız. Evet. Demek ki bir gönderme yapmışım ama ben bir boş gönderme yapmam demek ki. Yani altını doldur bari. Nasıl boş gönderme yapmadın? Kim maske takmış ki? Herkes doğal, açık, normal. Her şimdi şey net. Sen o resimden ne anladın? Ben ne anladım biliyor musun o resimden? Sen baya buraya şov yapmaya gelmişsin. Burada lezzetin konuşacak. Zaten bir lezzetin olduğunu da düşünmüyorum. Sen ben nereden vurabilirim dedin. Bu resmi paylaştın. Ama fiyasko modumuz düşmedi. Bence Mihriban asla olmaz. Çünkü Filiz Hanım'la, benimle, İrem Hanım'la olsun samimiyeti çok mesafeli. Kim sana maske takıyorsun diyemez. Tamam. İçi dışı bir konuşuyor. Biz de zaten az önce bundan bahsetmiştik. Siz öyle olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Fakat evet, öyle değil arkadaşlar. Dışarıda öyle görünüyorsunuz ama maalesef. Bakın takım arkadaşınızdan kim bilir hanginize yazdı. Belki de yok, sizin için düşünüyor. Malum iki gündür peş peşe kazanıyorlar. Evet, bu da senin. Sevinçler böyle görsen böyle, yani kendi takımları kazandı diye böyle bir yok şeyler. Ama biz kazandık. Ben de böyle bir hani grup olarak çekeyim dedim. Ama onların benim arkamdan oradan böyle dedikodu ettiklerini gördüğüm için. Duydun mu? Tabii. Biz mi? Resmen arkasını dönmüş konuşuyorlar. Biz mi? Beni yapıyorlar? Çekiştiriyorlar tabii ki. Seni. Kim seni çekiştiriyor? Yani baksana bariz belli Fatma Hanım. Ben oradayım arkamda. Evet. Ondan hayatım, sonra konuşuyorlar. Şey İrem bir şeyle ilgileniyor ama geri kalan konuşuyor. Ve Çiğdem Hanım o kadar bariz bana böyle gözleriyle yiyecek gibi böyle beni böyle bir süzer gibi arkadan nasıl bakıyor? Ben pardon, de o anı yakalamak istedim. Sen dön dolaş olay Çiğdem. Bu. Dön dolaş Çiğdem. Şimdi bir türlü Filiz Hanım. Filiz Hanım işte, bir şey soracağım. Ben sizin rakibinizle orada bir konuşma yapıyorum galiba. Buradan öyle görüyorum. Onunla sizi ne gibi çekiştirebilirim? Yani sizin takım arkadaşınız ya. Her şey olabilir. Hayır, benim yanımda mesela arka tarafta da olsa siz benim grubumdan hiç kimse hakkında kötü konuşamazsınız. Ben buna müsaade etmem. Ben yorum yaparım ama konuşamazsınız. Ben buna müsaade etmem. Aynı şekilde takım olarak bunu size de öneriyorum. Öyle olmak zorunda. Bence bu neden oluyor biliyor musunuz? İrem herkese gülücük kibar kibar dağıtıp takımın lideri olmuş. Filiz Hanım da onu kabullenemediği için maske deyip, naylon deyip düşürmeye çalışıyor. İrem herkesi iyi oynayıp benden gördüğünü yapıyor. Takım lideriyim diyor. Yakındır başlar söze getirmeye. Ben de senin kalkıp burada mesela örnek veriyorum. Fatma Hanım hakkında konuşmamız normal mi? Arkada falan. Ne gibi konuşuyoruz? Ya, bir strateji uyguluyoruz. İşte onun hakkında konuşuyoruz. Bana normal gelmiyor. Yani şimdi ben grubumda olduğu için... Biz kendimi size eleştiriyoruz, sizin hakkında konuşuyoruz. Evet, bunu kabul ediyorum. Zaten bu ilk günden beri öyle. Ben tamam, bunu zaten söyledim ve bunu savundum. Bunu yaparız ama kalkıp orada benim yanımda olan kişiye dikkat eder misin? Ya, senin ekibinden ki, olan biri. Niye böyle bir şey? Çok saçma. Bence de çok saçma. Şimdi sinirlendin, bir şeyler duydun, ona göre resim çektin, altta da onları mı yazdın? Evet. Ama bu altısını arkadan da bağlıyor. Arkadan konuşup böyle ve gözleriyle benim arkamdan sevdiklerini gördüğüm için benden rahatsız oldum. Ne kim ne konuşuyor senin arkandan ya? Hayatım yani, altı tane anne kendi var orada. O kadar yani ne konuşuyor ki bak. Sen kendini niye bu kadar çok önemsiyorsun? Zaman, sen arkadan nasıl bana bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Nasıl bakıyorum? Yanık tabağı buldun diye hayretle bakıyorum demek ki. Şaşırmışım diyorum, yanık tabağı bu. Nasıl bu kadar para ver dedim. Vallahi Filiz Hanım. Ben de olmamış tabağını yani bir de bu kadar hani ama. Tavuk uzmanısın ya, yanağa tamam veriyorsun. Evet, ben tavuk uzmanıyım, kusura bakma. Vallahi Filiz Hanım, grubunuzda ben tane rakibim verdim var. Zaten tek bir tane. Onun dışındakini kale almıyor. İnanın evde bile asla muhabbetini yapmıyorum. Ayşecim, konuşmuyorum. Ayşecim o kimmiş? Açıklasana. Ben merak o ediyorum. O bende kalsın. Dün de söylemedin. Evet, bende kalacak çünkü. Kalmasın ya, söylemeyeceğim böyle yani. Arkadaşlar eyvah 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 eyvah. Biriniz hata yaptı arkadaşlar. Yemekte biriniz hata yaptı arkadaşlar. Biriniz hata yaptı. Eyvah eyvah. Hata var dediler ama bunu şimdi açıklamıyoruz. Finalde açıklayacağız dediler arkadaşlar. Biriniz hata yaptı.
Filiz, şimdi dün dedim ki hani böyle torunlardan bahsettik, kayınvalide. Dedin ki kız çocuklarına dayanamıyorum. Hiç dayanamıyorum. Ne oldu kız çocuğuna bu kadar hassasiyetin senin ne? Gözlerin dolmasının nedeni ne? Kız çocuklarına karşı çok... Kızın mı olmadı? Yani kız istediğinde kızın mı olmadı? Ondan dolayı mı? Benim kızım öldü. Senin kızın öldü. Anladınız mı şimdi? Ah yavrum başın sağ olsun. Bilmeden soruyorum. Başın sağ olsun canımın içi ya. En canım acın aktan bu. Kızımı kaybettim. Ben kızımı okula bile gönderemedim. Ona önlüğünü giydiremedim. Aşkım benim. Evlat böyle bir şey. Ben ona kefen giydirdim. Ben ona hiçbir şey giydiremedim. Yani çok can alıcı bir noktam. Bak eşimi de kaybettim. Eşim de vefat etti. Ama kızımın acısı kadar inan koymadı. Ne zaman kaybetti? Ben kızımı 2002 yılında 8. ayın 5'inde toprağa verdim. 2 senede tedavisi sürdü. Kaç yaşındaydı? 3 kere beynini açtılar. 3 kere ameliyat oldu. Hasta mıydı? Dünyada tek görülen bir tümör. O da medibilastom denilen bir tümör çeşidi. Tek oluyormuş. O da benim kızıma geldi. Kızımı kaybettim ama ben kız çocuklarına o kadar aşığım ki bir yerde görsem dayanamıyorum. Eteklerine, elbiselerine, üstüne, başına, her şeysine dayanamıyorum ya. Ben kız çocuklara yüzünden öğretmenliği bıraktım. Öğretmenliği. Kaç yaşındaydı Filiz? Tam okula başlayacağı zaman öldü. Ve öyle bir akıllı çocuktu ki. Yani o kadar zeki, o kadar... Yani sanki derler ya hani büyümüş de küçülmüş. Çocukla çocuk oluyor, büyükle büyük oluyor. Yani anlayışlı. Yani öleceğini bile bile gelip benim gözyaşlarımı silen bir çocuktu. Ama hiçbir şey, ne kemoterapi ne radyoterapi hiçbir şekilde cevap vermedi. Yani benim yüreğimi yaktı. Peki nasıl geçirdin? Eşin o zaman sağdı herhalde. Nasıl atlattın? Öyle enteresan bir hayat hikayem var ki. Kızım öldükten sonra eşim öldü. Eşim ölmeden önce, bir hafta önce de demişti ki, kızımdan sonra ben öleceğim. Yani ben onun yanına gideceğim. Yani sanki o orayı hazırlamış, orayı görmüş gibi. O da düşkündü. Evet, çünkü kızına düşkündü. İsmini de o verdi zaten, Funda diye. Şimdi yemek yaparken de zaten üzüldün daha da fazla. Hem ağlıyorum hem yapıyorum. Üzmek istemiyorum seni. Songül Hanımcığım. Yarışmaya devam etmek zorundasın çünkü. Evet. Çünkü bu başarmak zorundayım. Bu şeyden biraz çıkarmak için. Evet, başarmak zorundasın. Sen de böyle terapi oluyorsun. Senin evladın bizim evladımız. Evet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O orada sana şefaatçi olacak. Evet, yedi derler sülalesi. Derler ya, evladın seni almadan cennete girmeyecek derler. Bunları konseyde konuşalım, dertleşelim seninle. Senin yaran çok derin ve hikayen çok uzun aslında. Anlattıkça işim de parçalanıyor. Konseyimizde konuşalım. Sen biraz kendine gel, olur mu aşkım? Tamam. Ben de seni üzmeyeyim daha fazla. Merak ediyorum, senin o acılarını çıkartıp böyle biraz paylaşmak istiyorum ki hafiflesin diye, ama daha çok üzülürüz hep beraber. Hadi hanımlar, hadi hanımlar, devam. Sonuçta bu bir yarışma. Yarın cuma, bugün perşembe, puanlarınızı toplamak zorundasınız. Evet hanımlar, sürenizi durdurmuştum. Şimdi kaldığınız yerden tekrar süreyi başlatıyorum. Başlayın, rahat rahat yemenizi yapın ama zamanınız az. Gene bir şey oldu. Gene bir şey oldu. Gene bir şey.
Kim gene bir şey oldu. Gene ne oldu? Aa, ben her seferinde yangın var zannediyorum ya. Ben inanmıyorum, bizimkiler değil. Lütfen değil. Bizimkiler de sakin. Bu anda kaybedeceğiz bu sefer lütfen. Büşra, sizinkiler? Sakin. Çok sakinler. Bizimkiler birbirlerini kontrol ediyorlar. Hayır, şu anda. Hayır, çırpma yok. Tencere karıştırıyorlar. Tencere karıştırıyor ya. Bizimkiler de. Biriniz hata yapıyorsunuz bak, bir dikkat edin. Biriniz hata yapıyor ve farkında değil bence. Karşı taraftır Songül Hanım. Biz kendimize güveniyoruz. Arkadaşımın da hata yaptığını bence düşünüyorum. Bence herkes bir durum değerlendirmesi yaptın. Yani... Ay, yanlış yaptım. Şerbet nerede? Yok. Tamam, toparla. Nasıl toparlayacağım? Ne yapacağım? Dök yani, bir yap. Hasbel kadar bir şey çıkar ortaya. Ne, suyu nereden bulacağım? Su altta, sularımız var. Bu ne olacak peki? Burada hem suyu koydum, şekerle sütü. Sen onu dinle, vanilyayı buraya biraz dök. Dinlediğiniz şekle göre mi yapıyorsunuz her şeyinizi? Karşı taraf dersin, bir abi bakarsın, sen çıkarsın. Ayşe, durumunuza bakın, biriniz hata yapıyorsunuz. Buraya dök. Biriniz hata yapıyorsunuz hanımlar. Ekle yine koyulaşsın, puan alma şansımız var. Dün kötü tabaktan güzel iki tane puan geldi. Muhtemelen bir eksik malzeme koydu. Onu da artık pişirme geçtiği için değiştiremez diye farkında da değil. O şekilde gong çaldı. Üç artık oldu ya. Geçti yani. Üç. Hayır, oldu. Gerçekten şey üç oldu, yoksa yanarız. İnşallah değildir, tadından anlarız zaten. Dök. Ondan sonra unu dökeceksin. Sonra başka ne koydun? Su, süt, şeker. Süt, şeker tek var değil mi? Evet. Bayağı kaynatıyorsun. Su, karıştır, 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 karıştır. Senin bir hatan yok gibi görünüyor şu an. Sen şekeri, şerbetin şekerini ona koymuşsun. Siz de var ya, her şeyi bizden biliyorsunuz ha. Evet ya, bir kere ben yanlış yaptım diye durmadan biz mi yapacağız? Biri de mi sizin değil yani? Olabilir, dört dörtlüksünüz sanki. Sürekli sadece sinemedi ki Büşra. Öyle yok, size söyledim. Sanki. Sütü şekerin içine koyduk. Peki bu geri kalan topak, topak kalmasın. Abla, yapacak bir şey yok. Evet. Umarım değildir. İnşallah. Mirvan, sen ne iş yapıyorsun? Bir izleyicilerimize anlat, seni tanısınlar. Boksörüm. Şu boksörsün. Anda da, aynen, bir yerde hocalık yapıyorum. Boksörüm derken kickbox. Kickbox, evet, kickbox. Bayağı. Evet. Sen şimdi bir ev kızıyken boksa nasıl başladın? Yani bu benim küçüklüğümden gelen bir şeydi aslında. Yani hep böyle kendim güçlü... Hayır, sporu severler de hani pilates derler işte. Yani hep ben böyle kendini savunma sporu gibi o tarz şeylere meraklıydım. Hı-hı. Yani benim bir abim vardı aslında. Problem yaşıyorduk evimizde. Hani yani şiddete de maruz kalmıştım. Hani küçüklükten bir içgüdün olur ya, hani büyüyünce döverim falan gibi. Yani şimdi aile içinde abiden evet. Biraz şiddete maruz kalınca... Şiddet evet. Dediğin hani bağırma, çağırma, itme, kalkma. Hepsi. Hepsi. Fiziksel şiddet. Zaten hastaydı, şizofreni hastasıydı. He, bilinçli yapmıyordu. Evet, bilinçli yapmıyordu ama yani hani bana karşı da bazı şeyleri olmuştu. O yüzden hep şeydi yani, hani kendimi savunmayı öğreneceğim. Sen hani güçlü abimden olacağım. İster istemez evet. Gördüğün şiddetten dolayı kendini savunmak için evet. Kickboksa başladım. Evet. Yok, o zamanlar hep şeydi yani. O zamanlar başlamadım. Yani hep şey diyordum yani, büyüyünce gerçekten çok güçlü bir kız olacağım. Hani hiçbir erkek bile beni dövmesin gibi. Ama sen o evde yaşamaya devam ettin evet, abinle. Evet, ailemle yaşıyorum. Evet, abimle de yaşıyordum. Peki o arada o şeyler devam etti mi? İster istemez beraber yaşıyorsanız. Evet, şiddet. Evet, hep yani. Şu anda da vefat etti zaten kendisi. Allah rahmet eylesin. Ama o konuya girmek istemiyorum şu anda. Hı-hı. Anlatmak da istemiyorum. Yemeğimi çok güzel yapıyorum şu an. Önemli bir gündeyiz de. Haftanın anladım. Finalindeyiz. Hiç girmek istemediğim bir evet. Şey girmeyeceğiz hayat. Sonrasında spora başladık. Evet. Şimdi nişanlında falan denemedin değil mi? Yani sinirlenip minirlenip. Yok. 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 Bak böyle yaptı ama. Yok. Yani hak edene de yapmak lazım. Ha, yani. Şey yok yani... Ama sanki hani... şeyler olmuş gibi. Yok yok, yapmadım. Hani şöyle olmadı mı? Spor yapalım hayatım, bir seni spora başlatayım diye. Yok, eski nişanlım bir de, onun hakkında konuşmak aslında istemiyorum yani. İyi sporcular hep şöyle der. Spor olarak bedeniniz için spor yapacaksınız ama bunu şiddete evet. Maruz kalırım hani kullanırım diye. Bir yani kişiye, her bir kişiye kullanmak adına, zarar vermek adına yapmayın diye evet. Uyarırlar. Ya Zeynep, sana ne oldu bugün?
hiç konuşmazsın, sus pustun, sesin çıkmıyor. Kendi halinde böyle bir tuhaf tuhaf hareketler. Bir de böyle suratında bir insanların enerjisini alan bir tavır var. Böyle bir nasıl anlatayım sana ya... Komple enerjimi alıyorsun sen benim. Ben mi enerji bugün alıyorum? Bir konuşasın tuttu. Eleneceğin herhalde farkındasın. Ondan dolayı böyle bir gürledin, sesin çıkıyor ki Çiğdem Hanım, kalayım burada şimdi diye. Siz şunu yapıyorsunuz, tamam mı? Buraya gelen yeni gelen arkadaşlarda da yaptınız. Bunu Fatma Hanım da yapıyor. İnsanların yaşadıklarını, yaşanmışlıklarını bilmeden direktmen gördüğünüz üzerine hemen yorum yapıştırıyorsunuz. Ya yaşanmış... İşte yok enerjimi emiyorsun, yok asık suratlısın, yok çok sakinsin, yok neden hep bu kadar ağırsın. Bunu sürekli bana ben geldiğimden beri yayına sizin takımdaki Fatma Hanım da söylüyor. Bakın, eziksin, şöyle duruyorsun, böyle duruyorsun. Evet. Bugün niye konuşuyorsun diye, değil mi? Ben de bir insanım. Ben sadece belli kalıba kendimi, belli kalıba sokuşturulmuş kişiyim aslında. Yani şöyle oluyor, ben de böyle değildim. Ben de çok neşeliydim, çok pozitiftim. Yalnız bazen insanlar hayatında öyle şeyler yaşıyorlar ki çok gülüyorsun diye bile şiddet görebiliyorsun. Neden bu kadar gülüyorsun? Neden bu kadar güler yüzlüsün diye de şiddet görebiliyor insanlar. Ya öyle şey mi olur? Gülüyorsun. Öyle şey olabiliyor. Gülen insan mutlu insandır ama senin geldiğinden beri sürekli böyle bir enerjin düşük. Şimdi şöyle söyleyeyim Çiğdemciğim. Ben sadece güldüğüm için eşinden şiddet görmüş bir kadınım. Hadi canım. Hadi ya. Ay. Neden bu kadar güler yüzlüyüm? Neden bu kadar samimiyim diye hayatında sürekli bastırılmış kişi oldum ben hayatımda. Yani size şöyle bir şey anlatayım. Yaşımız neredeyse Filiz'le aynı bizim de. Benim de 3 tane çocuğum var. 6 aylık kızım kucağımdaydı benim. Eşimle çok ufak, çok gereksiz bir sebepten dolayı tartıştık ve işin boyutu şiddete gitti. O an tabii ne olduğunu anlayamadım ben. 2 gün boyunca hastanelerdeydim. Bu hiçbir zaman anlaşılmadı. 1,5 ay boyunca yanlış tedaviyle hastanede yatırıldım. Ama bunun sonunda beyin kanaması geçirmişim aslında. Ay. Ben. Ve şöyle ki anevrizma yani damarım patlamış benim. Beyin kanaması da değil. Olayın yapmayı, üstüne. Olayın üstüne aslında yapılan şiddetten dolayı beyin damarım yarılmış. Ay kanım çekildi. Bunun üzerine 1,5 ay hastanede kaldım ben. 1,5 ayın üzerine yaşamaz dedikleri halde. Bir operasyon sonucu çok şükür Allah'ıma ki ayağa kalktım. Yani ameliyattan sonra hayatımda dediler ya hani doğuran mı doyuran mı diye. Benim 3 tane çocuğum vardı o zaman. 3'ünü de ailem baktı büyüttü. Çünkü şöyle bir şey vardı ki en küçük kızım 6 aylıktı benim. Kıyamam. Ağlamadım. Zeynep. Çocuklarımın var olduğunu biliyordum ama duygu olarak duygum yoktu. Yani benim 4 tane kız kardeşim var. Çocuklarımı sadece onlar baktı, büyüttü. Evet ben yanlarındaydım hep. 1,5 yaşında kızım annem bakıyordu zaten. En küçüğüm 6 aylıktı, en büyüğüm 2 yaşındaydı neredeyse. Aralarında birer yaş var yani. O yüzden sonra hayatınızda öyle bir hale giriyorsunuz ki. İşte yaptığınız harekete dikkat ediyorsunuz, konuştuğunuz kelimeye dikkat ediyorsunuz. Ben ayrılmadım eşimden. Çünkü çok seviyordum. Çocuklarım çok küçüktü. Hani onu şey olarak görüyorsunuz hayatınızda. Ya işte çünkü özür diliyor ya. İşte ne olursun bilerek yapmadım, isteyerek yapmadım. İşte çok seviyorum. İşte kaybetmek istemiyorum diye. Aslında ailem bana destek çıktı. Yanımıza da gel dediler ama dedim ki 3 tane çocuğum var. Küçükler. Daha önceden de eşimden ayrıldığım için. Hani bir ayrıldım, ikinci ayrıldım. Tekrar Zeynep, baba evine geldi. Ha bu sen bu çok özür dilerim. Sonra... İki evlilik yaptın. Aynı şeyi mi yaşadın? Yok, ikinci eşimden. Bir saniye sen bu şiddeti gördün, hastaneye yattın, beyinde ama sonra yaşamaz dediler. Yaşadın. Tekrar yine o adamla yaşamaya mı devam ettin? Zeynep ben bu açıklamayı asla kabul etmiyorum. Senin annen, baban kesinlikle seni o kapıya göndermemeliydi. O çocuklarını da alıp sen gerekirse bir işe girip çalışıp ailene yardım ederdin. Gerekirse ev temizliğine gidebilirsin. Öyle ya bir şey her yok. Şeyi, öyle bir sevgi şey yok. Seni sevgine inanmıyorum. Öyle bir şey değil. Bir şey. 3 tane küçük korkudan çocuğun mı var. Döndün Zeynep? Korktuğun için mi? Tehdit mi vardı? Ben bir şey sorabilir miyim? Hayır bak sen zaten sağlıklı düşünemiyorsun o süreçte. Duygusal düşünüyorsun. Onun farkındasın. Bunu kendin de söylüyorsun. 4 tane kız kardeşim var diyorsun. Evet. Onlardan mesela büyüğün veya küçüğün biri en yani. En büyükleri benim. En büyükleri sensin. Olsun. Olsun. Ben 25 yaşındaydım. En büyükleri bendim. Annen, baban. Bir küçüğün mesela kaç yaşındaydı?
O da 22, 23 tamam, yaşındaydı. Tamam 22 çok küçük bir yaş. 21 yaşta evlendim. Senin o kardeşin mesela hiç böyle bir sana abla bak yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun. Yapma. Hayır, demedi mi? Ben eşimi çok seviyorum. İki tane çocuğum var ya ondan. Ya böyle sevgim olur. Ya. Ben seviyorum, ben seviyorum. Hayır öyle demeyeceksin. Diyeceksin ki ben sağlıklı düşünemiyorum, mantıklı kararlar veremiyorum diyeceksin. Böyle bir şey o zaman düşünememişim. Bak, şimdi anlıyorum ki o zamanki sağlıklı Zeynep, düşünememişim. Saplantı mı bir yaptın de şu sen? Var. Hayır canım saplantı yapmadım. Bir de şu var şimdi Çiğdem Hanım. Herkesin aile yaşantısı çok farklı ya dediğiniz gibi. Bir evlilik yapıp ayrılmışsınız. Değil mi? İlk evliliğinizi kendiniz mi yaptınız, aileniz İlk mi? İlk kendim yaptım. Yani kendim yaptım derken ailenin yani izniyle yaptım evliliğimi. Ondan bir çocuğum var zaten. Babanın evine geri dönmüşsün. İkinci evlilik yapmışsın. Onu kendin mi istedin? Hayır. Onu ben kendim istedim, ailemin istemeyerek oldu. Saati görüyor musunuz hanımlar? Kalan süreniz 8 dakikanız kaldı. Ben gidiyorum. Bu arada 3 tane uyarı yediniz. Hadi şambali tatlıları istiyorum sizden puanlamak için. Hadi kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.